İyi akşamlar sayın seyirciler. Ankara'da bir adil yargı programıyla daha karşınızdayız. Arkadaşım Kartal İş'le birlikte sunduğumuz programımızda bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Nurullah Aydın. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben yine sayın Nurullah Bey'in biyografisini sizlerle paylaşarak programımıza başlamak istiyorum. Nurullah Bey 1954 yılında Erzurum'da doğdu. ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nde okudu ve ardından 1982'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1983-1990 yılları arasında Erzurum, Tokat, Artova, Zile, Demirözü, İgor ve Tuzluca'da hakimlik, Boyabat ve Sivas'ta savcılık yaptı. Aralık 1990'da görevinden istifa etti. Avrupa'da devlet, bürokrasi ve yargıya ilişkin çeşitli incelemelerde bulundu. 1991'de Sabah Gazetesi'nin Ankara bürosunda gazeteciliğe başladı. Nurullah Aydın 1993 yılından beri Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde İletişim Hukuku öğretim görevlisidir. 32 tane kitabı bulunmaktadır ve çeşitli konularda ödüller almıştır. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Benim merak ettiğim bir konu var. Bu son dönemde çok gündemde, bu yeniden yargılamalarla ilgili, özellikle hükümeti devirmeye yönelik darbe girişimleriyle bir tane mahkumiyet almış bir dava var. Yargıtay tarafından onanmış. Bir tanesi de kararın yazılması aşamasında Yargıtay'a gidecek dosya var. Burada şimdi bu yeniden yargılama bana hiç makul gelmiyor. Sonuçta bir yargılama yapılmış, deliller oluşturulmuş. Ha, hata vardır. Arada yanlış bir hata yaparlar. Onlar düzeltilir. Ama öyle bir imaj oluşturuldu ki, öyle bir algı. Sanki herkes dışarı çıkartılacak, bırakılacak ve sonuçta bir yargılama olacak ama bunlar suçsuz çıkacaklar. Ve böyle bir şeyin dillendirilmesi bile buna emsal alacak bir sürü davaları ve son dönemdeki, yani Türkiye'nin belki de son 10-15 yıldaki hukuk alanında verdiği bütün kararlar sanki tekrar itiraz etme hakkı olacakmış gibi geliyor. Şimdi yani bu hukuk açısından hatalı bir şey olmayacak mı? Siz bu konuda nasıl yani yaklaşıyorsunuz? Şimdi tabii siz de yaptığınız değerlendirme gibi Türkiye'de yargı kararları yıllardan beri tartışma konusu. Aslında bu sadece Türkiye'ye mahsus mu? Hayır. Örneğin Avrupa'da da birçok davalar yargılama sonucu değerlendirmede eleştirenler, destekleyenler olabiliyor. Fakat biraz önce bahsettiğiniz ve Türkiye'nin şu anda gündeminde olan Balyoz, Ergenekon gibi davalarla ilgili özellikle Barolar Birliği Başkanı'nın ek geçici ikinci maddenin değişikliğiyle yeniden yargılamanın getirilmesi önerisi benim aklıma şeyi getirdi. Yunanistan'da Albaylar Cuntası darbe girişiminde, darbe yapanlarla ilgili yargılamada Yunanistan'da da çok büyük tartışma konusu oldu. Aynı şekilde Arjantin'de de bu tip bir darbe nedeniyle yargılama tartışma konusu oldu. Yine İspanya'da ve Portekiz'de askeri darbede bulunanlarla ilgili yani o ülkelerin kamuoyunda ciddi tartışmalar oldu. Şimdi Türkiye'deki tartışmalar da aslında Avrupa'da yaşanan tartışmaların paralelinde düşünmek lazım. Bu tartışmalar doğal. Ancak Yargıtay'da kesinleşmiş olan davanın yeniden görülmesine ilişkin iki öneri var. Birincisi Barolar Birliği Başkanı'nın ileri sürdüğü ek geçici maddenin değiştirilerek, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değiştirilerek yeniden yargılamanın olması. Diğer öneri ise eski Yargıtay Başsavcısının ileri sürdüğü öneri. Bu da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının karar düzeltme yoluna giderek yeniden yargılama yolunun açılması. Yani peki, bu Yargıtay'ın bir karar verecek burada, değil mi? Daire geri döndüğünde Yargıtay Başsavcısı itiraz edecek, bunu genel kurula gönderecek. Ha, genel kuruluna getirecek. Bu da ikinci öneri. Bu da ikinci öneri. Şimdi tabii bu ikinci öneri aslında birçok davada uygulanıyor. Yani Yargıtay Başsavcılığı birçok davada karar düzeltme yoluna gidebiliyor kamu yararı adına. Bu konuda gitmedi. İkinci öneri bu şekilde. Bir diğer ise ek geçici maddenin değiştirilmesi. Fakat ama bir tanesi zaten kapandı bunların. Bitti artık. Ona itiraz edemez şu an. Her ikisi de gündemde. Şu anda ama ona
kapanmış olan davaya herhalde başsavcılık itiraz edemiyor. İşte onun da yine yasal düzenlemesi yapılarak yeniden yola gidilmesi şeklinde bir öneri var. Dolayısıyla şu anda bu öneriler aslında Türk yargı sistemine ve bu davaya ne getirir ne götürür bunu çok iyi ciddi olarak tartışmak gerekir. Türkiye'de her yargılamada muhakkak deliller ve delilleri değerlendiren yargı mensupları, hakim, delillerin değerlendirilmesi sonucunda bir hükme varır. İlk derece mahkemesinin verdiği kararla üst mahkeme Yargıtay'a gelir. Yargıtay da ilgili incelemeleri yapar, eksik veya durumuna göre hüküm verir. Şimdi bu sistem bu dava nedeniyle eğer tekrar yeniden görülme şekline dönüştürülürse Türkiye'de ceza mahkemelerinin verdiği bütün kararlar aynı şekilde yeniden görülme yoluna gider. Dolayısıyla milyonu aşan ceza davaları ve hüküm verilmiş, Yargıtay'da onaylanmış bütün ceza davaları bu yolla yeniden yargılama yoluna gider ki bu tam bir Türkiye'de kaos meydana getirir diye düşünüyorum. Evet, yani tabii ama hani daha önce dediğim gibi yani hata varsa da bu hatanın da bir şekilde düzeltilmesi de gerekir. Yani insanlar da şimdi hani, hata masum insan da tabii ki başına bir şey gelsin istemeyiz. Ama hani şimdi tabii, bu tabii hata hakikaten bu suçu işlemiş kişi de cezalandırılması gerekir. Tabii. Şimdi hata tabii kamuoyunun bir kesimi hatalı karar iddiasında. Bir kesimde hata yoktur iddiasında. Ama bu karşı olan kesim yani hata var diyen kesim ilk günden beri bunu söylüyor. Evet. Yani biraz daha... Onu diyecektir. Evet, yani evet, bu evet. Doğaldır. Çünkü ceza davalarında sanık ve sanık yakınları ben de yıllarca hakimlik, savcılık yaptım. Hiç ceza verilen kişi ve yakınları tarafından bu adil bir karardır diyeni duymadım. Yani bu doğaldır. Yani insanların verilen cezadan rahatsız olarak ama tabii hani Kartal Bey'in söylediği şöyle bir şey tabii. Ortada bir şimdi bir örgüt varlığına dair birçok delil var. Burada şimdi bizim de mağdur olduğumuz, dolaylı olarak mağdur olduğumuz evet. şeyler oldu. Mesela biraz girecek olursak dolaylı da bu konuya. Dolaylı ve direkt hatta dediğimiz gibi. Şimdi mesela bize işkence yapan kişi, polis müdürü, siz de evet. gayet iyi biliyorsunuz. Ergenekon sanığı. Ona medyaya servis ettiği kişi ve bizim hakkımızda iftira haberleri birinci dereceden yayınlayan, daha biz gözaltındayken, daha ifadelerimizi imzalamamışken, işte ağızlarından ifadeleri şeklinde, ifadelerimizi yayınlayıp basına servis eden kişi yine Ergenekon sorumlusu. Hakkımızda daha yine birçok aynı evet, şekilde... Bu kararları aldıranlar... Aldıranlar, doğru. O operasyonu düzenletenler, yani 28 Şubat'ta birlikte başlayan yapılanmanın devamı zaten. Tabii zaten işte onun için diyorum, yani ceza davalarında, ceza davaları insanlık tarihi boyunca verilen kararlar, hep tarih yargılamıştır. Çok özür dilerim. Şunu demek istiyorum yani ben. Bu bugünün meselesi evet. değil. Yani biz de bizzat yaşadığımız evet. için yani kişileri bir tarafa bırakacak olursak ortada mağduriyetler söz konusu. Tabii. Ama Kartal Bey'in de söylemek istediği şu ama arada yine de suçsuz olan varsa haksız yere girmiş olan ya da hak kaybı olan varsa tabii ki onların da karşılığını almak tabii ki mutlaka adalet yerini bulsun isteriz. Onların da karşılık almasını isteriz. İkisi aynı şey değil. Baştan beri savunanlarla şimdi Aylin Hanım, bakın şöyle diyelim, yargıda tekrarlıyorum, ilk derece mahkemesinin hatalı karar olabilir, delilleri yeteri kadar incelememiş olabilir, savunma hakkı sınırlı olabilir ve bu şekilde bir karar vermiş olabilir ilk evet. derece mahkemesi. Evet. Bu tip hukuka aykırı uygulamaların İnceleme yeri Yargıtay. Evet. Yani zaten Yargıtay'ın varlığı, yani üst derece mahkemelerin varlığı bu nedenle oluşturulmuştur. Yargıtay'ın var olma sebebi bu. Evet. İlk derece mahkemesinin verdiği eksik incelemeye dayalı kararın doğru bir şekilde karar vermesi. Şimdi bu olayda Yargıtay bir karar vermiş bir davada. Diğer davalarda ise Yargıtay'ın henüz incelemesi söz konusu değil. Şimdi hatalı karar veya mağdur olduğunun bir süreci daha var. Yani Yargıtay kararı verebilir ama bunun Anayasa Mahkemesi
ve Avrupa İnsan Hakları Doğru. Mahkemesi var. Doğru, evet. Dolayısıyla yani Yargıtay'ın ilgili dairesinin verdiği karar son ve bitmiş bir karar değil. Bu bakımdan eksik inceleme, hatalı karar veya mağdur olanların durumu sonraki yargısal süreç içerisinde giderilebileceğini düşünmek gerekir. Biz zaten o yüzden ısrarla tabii ki iddia edilen diye ifade evet, etmek evet. istiyoruz, bunu belirtiyoruz. Evet. Çünkü kesinleşene kadar sonuçta mahkeme süremesi geçerlidir. Şey tabii. Gayet tabii, evet. Ben biraz da bir hazır açılmışken konu işkenceden bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi Türkiye'nin yakın tarihine baktığımızda işkencelerle sık sık karşılaşıyoruz. Ve evet. biz de bizzat mağduruyuz. Ben kendim de evet. mağduruyum. Kartal Bey de bizzat mağduru. Raporlarımızda bulunmakta bu konuda. Fakat şöyle bir anlayış olmuş ne yazık ki. Yani işkence yapan polisler devlet memurudur diye düşünüldüğü için, tabii bunu evet. biz polis memurlarımızdan, emniyet görevlilerimizi kesinlikle tenzih ederek söylüyorum. Sadece işkence yapan kişiler için söylüyorum bunu. Genelde bir yargı mensupları tarafından bir korunup kullanma silsilesi hep böyle. Tarihe evet. baktığımızda böyle bir şey görüyoruz ne yazık ki. Ama bunun yanlış olduğunu bizzat yaşayarak da gördük. Sizden de bu konuda fikirlerinizi almak istiyorum. Tabii şimdi işkence ne yazık ki yine ifade etmek gerekirse insanlık tarihinde tarih kitaplarında yer alan bir kavram işkence. Çağdaş dünya işkenceyi önlemek için Birleşmiş Milletler uluslararası sözleşmelerle işkencenin önlenmesi ve her türlü insan dışı, insanlık dışı uygulamaların cezalandırılmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler imzalamış ve Türkiye de buna taraf. Evet. Ve ikinci bir nokta da hukuk devleti kavramı anayasalarda yer aldıktan sonra hukuk devleti bireyin hakkını korumak ve bireyin her türlü siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik baskı altına girmemesini sağlama için hukuk devleti dediğimiz kurum şekillendirilmiştir. Dolayısıyla hukuk devletinin de yargısal boyutta yargının temel görevi her türlü hangi suçu işlerse işlesin kişinin beden bütünlüğünü ve ruh bütünlüğünü koruma. Yani hem bedensel işkencenin önlenmesi hem de zihinsel işkencenin önlenmesi. Yani bu son günlerde mobbing evet. olarak kullanılıyor. Zihinsel işkenceden ya da işte psikolojik işkenceden hani geçtik onu zaten şey yapamıyoruz. Evet. Bari bedensel, fiziksel işkence karşılığını bulsa ona bile razı olacağız ama onu evet. bile maalesef zaman aşımına sokabiliyorlar. Türkiye'mizin, Türkiye'deki çok ciddi temel sorun bu. Bedensel işkence ve zihinsel işkence dediğimiz psikolojik mobbing son dönemdeki bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Şimdi bu tabii dünyanın diğer ülkelerinde yok mu? Var. Avrupa ülkelerinde yok mu? Var. Bu özellikle mesela Avrupa'nın cezaevlerinde, Fransa cezaevinde, Belçika, İngiltere cezaevlerinde veya Amerikan cezaevlerinde ne tür bedensel işkence yapıldığına ilişkin birçok haberler kamuoyuna yansıtılmaktadır. Ancak tabii oralarda var diye Türkiye'de de olmalıdır evet. diyemeyiz. Evet. Özellikle bizim gibi tarihi, inancı, kültürel değerleriyle insan odaklı bir medeniyetin mensupları olarak Türkiye'mize işkencenin her türü yakışmıyor. Bunu da birinci derecede savunması gereken kişi kimlerdir? Kanunlu adamlardır. Dolayısıyla Türkiye'deki yargı mensuplarının hizmet içi eğitimlerinde insan hakları dersleri verilmesine rağmen yargılanan insanın da yargılanmayan insanla aynı insani değerlere sahip olduğu noktasında ciddi anlamda bir eğitim verildiği kanaatinde değilim. Yani bu açıdan yargı mensupları hukuk fakültesini bitirdikten sonra hakim ve savcı adaylık döneminde birçok dersler almalarına rağmen özellikle belirttiğiniz insan odaklı hak, adalet ve nesafet üç kavram odaklı ve insanı hem zihinsel hem bedensel koruma amaçlı bir adalet anlayışıyla yetiştirilmediği, yeteri kadar yetiştirilmediği kanaatindeyim. Çünkü bu hemen hemen her kesimin dile getirdiği bir şikayet. Yani Türkiye'deki çeşitli siyasi gruplar, dernekler, vakıflar, siyasi akımlar hep belirttiğiniz bu iddiayı ileri sürüyorlar ve Türkiye içinde gerçekten
pek hoş olmayan bir görüntü. Tabii bu sadece kanun ayağı, kolluk kuvvetleri falan açısından da değil. Biz bunu mesela şeyde de yaşadık. Gözaltı sürecinde muayenelerde de bunu yaşadık. Öyle değil, evet, mi? Sözde her gün sağlık kontrolüne götürüldük. Şimdi doktorun yanına, doktorun odasına kolumuzda polisle girdik. 6-7 kişi, 8-10 kişi beraber giriyoruz. Odanın içerisinde, doktorun odasında polis de var. Şimdi yani yüzümüze bakan normal bir insan, şeyi bırakın yani amatör bir göz dahi, şöyle bir baktığında hani hayatın olağan akışına aykırı diye bir kavram vardır. Evet. Bakıldığında gözünüzde o fersizlik, o hayatın olağan akışına aykırı olan o bitkinlik, bir olağanüstülük. Belli ki olağanüstü bir ortamdan çıkıp gelmişsiniz. Dediğim gibi amatör bir göz bile bunu anlayabilir çok rahat. Ama bizi muayene etme ihtiyacı dahi duymadan toplu olarak bir sıkıntınız var mı diye soruldu. 40 küsür kişiye tek doktor rapor yazıyor. İsim yazıyor tek tek. Altı da imzalıyor bir şeyleri yok diye. Tabii. Veya şimdi Aynan Hanım dediği gibi 3 kişi içeride, yanında polis var. Veya en iyisi polis kapıda duruyor. Yani ama zaten... En iyi ihtimalle oldu. En iyi ihtimalle oldu ama evet. Yani siz zaten oraya götürülürken otobüste zaten size diyorlar ki yani şu an hastaneye gidiyoruz. Eğer tek bir şey söylerseniz tekrar emniyete döneceğinizi unutmayın diyorlar. Zaten siz yani içeride korkunç bir olaylar yaşıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz, böyle bir tehdit görüyorsunuz. Doktorun yanına gidiyorsunuz. Yine polis yanınızda. Yani bir şey zaten orada söyleme imkanınız yok. Yani yapacağız dediği şeyi yapar yani belli ki. Zaten evet. Şu da var. Biliyorsunuz İstanbul protokolüne göre galiba. Yani sırf bu muayenenin sadece fiziksel olması da yeterli değil orada. Sizi psikolojik olarak da doktorun muayene etmesi gerekiyor. Yani bir bütün olarak yani fiziksel ve psikolojik muayene sonucunda size sağlam raporu vermesi gerekiyor doktorun. Doktorlar da bunu yapmıyor. Ama ne yapıyorlar? Zaten yani şubede zaten ayarladığı doktorlara götürüyor sizi. Yani her gün diyor ki, onu da şöyle açıklıyor. İşte her gün farklı hastaneye gidiyoruz ki sorun olmasın diye. Hatırlarsınız mecliste 28 Şubat soruşturmasında milletvekili Harun Karaca çıkıyor. Bana işkence yapmadın mı diyor o dönemin emniyet müdürüne. O da diyor ki rapor alsaydın diyor. Zaten Harun Beyler, yani o ekip rapor oluyor. Bilmiyorum, biliyor musunuz konuyu? Biliyorum, evet. Hastaneye götürülüyor. Rapor oluyorlar, işkence raporu. Bunu öğreniyor şube. Bunu bozdurmak için hastane gece sabah kadar dolaştırıyorlar bu insanları. En son Ok Meydanı Devlet Hastanesi'ne gidiyorlar. Nöbetçi olmayan bir doktoru çağırıyorlar. Sağlamdır raporu alıyorlar. Ondan önce de işkence yapılmışsa raporunu veren kişiyle dava açılıyor, sürülüyor adam. Doktorlar da korkuyor tabii yani. Şimdi bakın... Sonra da rapor alsaydın diye karşımıza çıkıyor mesela. Şimdi bakın bu konu işte biraz önce ısrarla vurguladım. Bugün Türkiye'mizin de temel sorunu bu. Bir devletin dört temel kurumunda siyaset, ideoloji, etnik kimlik ve mezhepsel bakış girdiği yerde sorun olur. Bunlar bir silahlı kuvvetler, iki emniyet teşkilatı, üçüncüsü milli istihbarat, dördüncüsü yargı. Şimdi devletin vatandaşın hak arama ve hakkını savunma, birisi dış savunma, ikincisi iç savunma, üçüncüsü istihbarat, dört adalet dağıtan. Bu kurumlarla ilgili yasal düzenlemelere baktığımızda mesela anayasamızın 159. maddesinde yer alan Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu ve 138'de yer alan yargı bağımsızlığı ve yargının hakları koruma olayı, yine anayasamızın 136. maddesinde yer alan adil yargılama ve hakları korumaya ilişkin maddemiz. Şimdi bu maddelere baktığımızda bu kamu görevini yürütenlerin insanlara insanca muamelenin temel ilkelerini koyuyor. Gelelim Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun hakim ve savcılara verdiği yetki. İkincisi polislere, biraz önce belirttiğiniz polislerle ilgili emniyet polis vazife ve selahiyetler kanununda görev ve yetki alanlarına ilişkin hükümlerde bunlar açık. Gelelim tıp, doktorlar dediniz. Doktorlar tıpı bitirdiği sırada neyin üzerine yemin ediyorlar? Hipokrat yemini üzerine yapıyorlar değil mi? Hipokrat yemini, yani kişilerin dini, ırk, renk, cins ayrımı gözetmeksizin bedensel bütünlüğünü sağlığına kavuşturma ile ilgili yemin ediyorlar. Yargının sembolü nedir? Gözleri kapalı, elinde terazi olan, bir elinde kılıç, bir terazi olan bir figür. Şimdi
bundaki temel espri bu. Fakat ideolojize olmuş hakimi, ideolojize olmuş savcısı, ideolojize olmuş polisi, ideolojize olmuş doktoru olunca biraz önce belirttiğiniz gibi hukuk dışı, insanlık dışı her türlü işkenceyi zemin hazırlayan bir zemin ortaya çıkmış oluyor. Benden sen güzel ikram, zıtsan her türlü insanlık dışı işkenceye hazır ol. Böyle bir algı çağdaş dünyada ve uluslararası camiada yeri olmayan bir kavram. Zaten tarih boyunca hep bunun mücadelesi verilmiştir. Yani insana insanla gözüyle bakmak, insan muamelesini göstermek ve Allah'ın yarattığı insanın kutsal bir varlık olduğunu bilmek. Dolayısıyla insana insan gözüyle bakmadığın müddetçe ideolojik gözle, etnik kimlik, cinsel, renk, ırk farklılığıyla bakarsanız biraz önce belirttiğiniz işkenceler ortaya çıkıyor. Maalesef Türkiye'mizde bu konuda hemen hemen her kesimde benzeri işkenceler var. Sırf 28 Şubat değil, 12 Eylül 60 yani tabii Türkiye'nin tabii, daha çok yani her yerde benzeri iddialar ileri sürenler var. Mesela Gezi olayları sırasında biraz önce belirttiğiniz gibi bir kesim polisin müdahalesini övdü. Bir kesim de dedi ki polis işkence yapıyor. Evet. Değil mi? Aynı evet. Konu, aynı kişiler ama farklı kesimlerin yaklaşım tarzı farklı. Demek ki biz önce bunu kırmamız lazım. Yani benden sen her türlü işkenceyi yaparım, iyi davranırım. Benim zıttımsa her türlü işkenceyi yaparım. Bu insanlık dışı bir uygulama. Yani bunu kırmamız lazım. Ve bu zihniyet devam ettiğinde hocam, o zaman keser döner sap döner diye bir söz vardır ya, tabiri caizse. Aynen öyle. Yarın öbür gün size de dönüp size de gelebilir. Aynı şey. Sistemin değişmesi önemli. Algıların, mantığın. Algıların değişmesi lazım. Evet. Yani üzerinde durmamız gereken algı. Çünkü polis kavramı insanların iç güvenliği sağlayan, asayişi sağlayan, insanların rahat evlerinde uyumalarını sağlayan, sokakta rahat yürümesini sağlayan, ticari faaliyetinin güvencesi olan bir görev. Evet. Savcı hakim de hukuk dışı, yasa dışı suç işleyenlere karşı gerekeni yapman bir meslek. Doktor ismi üstüne sağlık görevlisi. Şimdi bunun işkence yaptığını söylediğin sırada orada artık her şey duruyor. Değil mi? Her şey duruyor yani. Onun için Türkiye'de ben son günlerde yaşanan, daha doğrusu son yıllarda yaşanan olaylar gerçekten bir hukukçu olarak, bir vatandaş olarak, hepsinin ötesi bir insan olarak gerçekten üzülmemek elde değil. Öyle olaylar gündeme geliyor, öyle olaylar yaşanıyor ki gerçekten bu Türkiye'ye yakışmıyor. Çünkü biz tarihten gelen İslam inancının ve Türk kültürünün bütün medeniyet, bütün ırkları, bütün dinleri, mezhepleri hoşgörü ortamında bir arada yüzyıllar boyunca yaşatan bir medeniyetten sahibiyiz. Dolayısıyla Anadolu coğrafyasında yüzyıllarca hoşgörüyle herkesi sırf insan olduğu için bir arada tutan bu kültür yapısını biz son yıllarda neden kaybettik? Bana göre sorulması gereken ve çözülmesi gereken en önemli nokta bu. Bunu çözmezsek biraz önce belirttiğiniz gibi polisin, doktorun sanki düşmanı. Ya düşmanla bile bunu yapılmaz. Bizim işte Kore'de askerlerimiz yaralı olan Çinli askerini bile tedavi etmiş. Çanakkale savaşlarında Türk askeri almış, yiyeceğini paylaşmış. Yaralıya yardım etmiş. Biz buyuz. Temeli Kur'an'da olan bir şey biliyorsunuz. Esirle yemeğinizi paylaşıyorsunuz. Öyle bir kaynaktan, öyle bir şeyden geliyoruz. Tabii zaten. İnancı, geliyoruz. İşte inancımız ve kültürümüz bu. Tabii. Yani Çanakkale'de de bu, Kore'de de bu. O bakımdan biz bunu kaybetmek üzereyiz. Bunu kazanmamız lazım. Bunu da kimlerle kazanacağız? Toplumda kutuplaşmayı değil, çatışmayı değil, sevgiyi ve hoşgörüyü esas alan sizler, bizler gibi aydınların büyük görev düşüyor diye düşünüyorum. Bu konuda çok haklısınız. Özellikle de gündemdeki konulara baktığımızda bu Gezi olaylarında da aynı şey yaşandı. Şimdi son süreçte de aynı şey yaşandı. Evet. Konudan biraz uzaklaşıyorum gerçi ama yeri önemli olduğunu düşündüğüm için söylüyorum.
itidalli, yatıştırıcı, evet, uzlaştırıcı bir dil hocam. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin menfaatleri için, milli menfaatlerimiz için aklı selimle hareket etmek, evet, uzlaştırıcı olmak en aciliyetli konu diye düşünüyorum. Burada yeri gelmişken bu mesajı vermiş olayım. Sevgiye çağırmak, şefkate çağırmak. Tabii yani. Şimdi bakın ben size şunu söyleyeyim. Bu topraklar biraz önce söyledim, binli yıllarda yaşamış. Yani bin yıl önce yaşamış Yunus Emre'lerin, Hacı Bektaş İvinlilerin, Mevlana'ların hoşgörü iklimiyle bir kültür zemini bulmuş bir toplum. Tabii. Yani düşünün ki kilise, havra, cami yan yana birlikte kutlamışlar birbirlerinin bayramlarını. Yüzyıllar boyunca hiç kimse kimseye sen şusun sen busun diye bir tartışma diyerekliğini yaşamamışlar. Huzur içinde, birlik ve beraberlik içerisinde. Peki şimdi ne oluyor da birbirimize kin ve nefretle bakıyoruz? Öncelikle kin ve nefreti, öfkeyi, bu üç kelimeyi Türkiye'de silmemiz gerekiyor. Tahammülsüzlük. Kin, nefret, öfke, tahammülsüzlük dediğiniz gibi. Evet. Bunları bu ülkede virüs, mikrop olarak kabul etmemiz lazım. Tehlikeli virüs. Yani herkes ülkeni savunabilir, düşüncesi vardır. Bunu söyler, hakaret ve bu hakarete varmadığı sürece. Ama sonuçta bir ortak payda da bir buluşmak lazım. Sonuçta bu ülke bizim. Tabii. Bizim topraklarımız. Bir arada yaşıyoruz. Bir birlik içinde yaşıyoruz dediğiniz evet, gibi. Çeşitli gruplar, etnik gruplar. Ve dünyayı da örnek olmamız gerekiyor. Ve dünyanın izlediği bir ülkeyiz. Yani Avrupa Birliği ayrı izliyor. Müslüman kesim ayrı izliyor. Türk Cumhuriyetleri ayrı izliyor. Sonuçta yani buradaki bir hareket bütün hepsini etkiliyor. O yüzden çok itidalli ve çok aklı başında hareket etmek gerekiyor. Yani anlık kuruntular, anlık güç gösterileri bunlar değil. Yani gelecek ve birliğe yönelik düşünmemiz gerekiyor. Öteki türlü olunca herkes kendi gücünün peşinde koşuyor. Kendi etki alanının peşinde daha da arttırmaya çalışıyor. Bu sefer kavga daha da büyüyor. Halbuki herkes fedakarlıkta bulunsa, bir ortak paydaya gelirse, ortak payda da belli zaten. Yani aklın yolu bir. Bir araya gelecek, konuşulacak, istişare edecek ve kararlar verecek. Demokrasi kültürünün herhalde bir de iyice oturması gerekiyor hocam. Yani az önce çok özür dilerim, sözünüzü görmek istemiyorum ama söylediğiniz gibi yani muhalefetten de korkmamak gerekiyor. Muhalefet olsun, alabildiğine özgürlük olsun. Söylediniz ya, eleştiri evet, olsun. Tabii ki. Eleştiri, muhalefet. Muhalefet partileri görevini en iyi şekilde yapsın. Partiler içerisinde, parti dışarısında, toplumda herkes istediği demokratik tahammüller içerisinde demokratik haklarını kullanarak sonuna kadar muhalefet yapabilsin. Ama şiddete başvurmadan, ama kamplaşmaya, ayrışmaya evet, sebep olmadan, ama kine, nefrete, öfkeye sebep olmadan tamam, diyoruz. Tabii şimdi bakın insanoğlu tarih boyunca dogmalara karşı büyük mücadele vermiş. Bunu uğurda kendilerini feda eden çok aydınlar olmuş. Yani İslam dünyasında, Hristiyan dünyada, Musevi dünyada, Budist dünyada, Brahmanist dünyada, Hinduist dünyada bu hoşgörü iklimini ve karşıt olanla bir arada yaşama ve hoşgörülü yaşama için büyük mücadeleler vermiş. Dogmalardan arınmış bir dünya ideali, insanoğlunun ideali. Şimdi biz ne yazık ki son zamanlarda bir partiyi, bir camiayı, bir derneği, bir siyasi akımı artık dogmalar haline getirdik. Yani benim dogmalarım doğru, sen benim dogmalarıma inanırsan ve benim emrime girersen rahat yaşarsın. Eğer karşıysan yaşamazsın. Oysa her şey zıttıyla vardır. Yani Allah bile beyazı yaratırken karşıtı siyah yaratmış. Değil mi? Adem'i yaratırken karşıtı şeytanı yaratmış. Yani her şey karşıtıyla anlam kazanır. Dolayısıyla muhalefetiyle farklı sesler renktir. Çeşitlilik doğru, güzelliktir. Güzelliktir doğru. Doğru ancak farklılıkları algılarsanız hı hı, farkın farkına varırsınız. Hı. Farkın farkına nasıl varacaksınız siz? Eğer farklılık yoksa? Tabii ki, kesinlikle. O bakımdan farklı bir Türkiye bir zenginliktir. Bir çiçek bahçesine gittiğinizde tek rengi gördüğünüzde mi daha çok etkilenirsiniz? Yoksa birçok renklerle dolu olan çiçeklerin olduğu bir bahçe mi daha size hoş gelir, değil mi? Kesinlikle. Bir toplum da öyledir. Toplumdaki insanlar da öyledir. Her renkten insanlar olacak ve o bir çiçek bahçesine dönüştürmek lazım. Anadolu'muz böyle bir çiçek bahçesine tekrar dönüşmesi lazım.
Çok doğru. Bu da herhalde sizin dediğiniz gibi böyle uzlaştırıcı kişilerin varlığıyla değil mi? Yatıştırıcı, uzlaştırıcı. Ve saplantılı insanlardan uzaklaşmalıyız. Çünkü saplantı kavram olarak insanları tek yönüne düşünmeye ittiği gibi ben haklıyım noktasına getiriyor. Oysa kişi haklı olabilir. Ama karşıdaki insanın da haklı olabileceğini düşünmek lazım. Biz ne yazık ki hoşgörü ikliminden ağzımızdan düşmez bu kavram ama nedense tahammülsüzlük bizim genlerimize işledi. Acaba Gedeoğlu yiyeceklerdeki değişiklik Türkiye'deki insanlarda bir genetik değişime mi yol açtı diye bazen sorguluyorum. Gerçekten. Çünkü maneviyattan uzaklaşma hocam herhalde buna sebep oldu diye. Tabii evet. Yani Kur'an'ın belirttiği hoşgörü ve Allah'ın bütün yaratıklarına yürüyen insandan uçan kuşlara dört ayaklı hayvanlar her biri birer alem olarak ifade ediliyor. Ve bütün bu alemlere karşı Allah'ın yaratma fiiliyle, sevgisiyle bakabilmek. O göze ve o kalbe sahip olabilmek. Yani kalp gözüyle beden gözümüz ne yazık ki Türkiye'de karartılmış durumda. O kararan gözlerimizi açmamız lazım. Kararan kalplerimizi açmamız lazım. Mücadelemiz bunlar için. Evet. Bütün değil mi? Bütün çabamız bunlar için zaten. Bütün çabamız bunlar için olacak. Hocam ben biraz daha konuyu değiştirip sizin özellikle uzmanlık alanınız olan sosyal medya ve iletişim hukuku konusunda birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi malum günümüzde Facebook olsun, Twitter olsun bu tür platformlarda herkes istediği gibi fikrini yazıyor, görüşünü gösteriyor. Bir şey yapıyor, bir fikrini anlatıyor ama burada asıl şey şu, burada hakaretler oluyor. Yani çok ağır hakaretler ve bunu tespit edemiyorsunuz. Yani mesela işte mail gönderirse tamam bunlar IP'lerle tespit ediliyor. Şikayet ediyorsunuz savcılığa. Yüzde bir kısmı bulunuyor ama asıl sosyal medya dediğimiz alanda yapılan şikayetler mesela Facebook haklı görünce avukatları kaldırıyor. O hakareti siliyor. Ama Twitter'da bu da yok. Ama bu firma aynı zamanda Türkiye'den reklam da alıyorlar. Bir gelirleri de oluyor. Ama Türk hukuku karşısında da mesela hükümet gidip yani hükümet dediğim savcılık bunlara yazı yazdığında da şikayetçi olduğunuz kişinin bilgilerini vermiyor. Bu gittikçe de artan bir hale geliyor. Yani oradan da pervasızca yani herkese işte devlete, millete, Atatürk'e, peygamberlere, şahsınıza hakaretler oluyor. Bunun bir düzenlemesi nasıl olacak? Bunun bir yani sizin görüşünüz nedir? Burada şimdi tabii bu dediğiniz sosyal medya 1998, 2002, 2006 bu Facebook, Twitter'ın yakın tarih. Yani evet, çok iyi. Mazisi evet, 15 yıllık bir şey. Şimdi her teknolojik yeni buluşlar ve bu buluşlarla ortaya çıkan yeni teknolojik araçlar çok ciddi hukuksal boşluk getiriyor. Çünkü yeni. Ve bu yeni teknolojinin insan yaşamında veya insanlar arasındaki ilişkilerde olumsuzluklarla ilgili bir yasal düzenleme baştan zaten düşünemez. Çünkü somut bir uygulamasının görülmesi gerekiyor. Şimdi bu konuda meclise bu konuda bir yasa teklifi gitti. Önümüzdeki günlerde evet, o aslında biraz iyi bir şey. Yani tabii orada da şu var. Şimdi TİB'e o yetkiyi veriyorlar. Sen 4 saat içinde kes diyor ama oradaki de benim anladığım yani Twitter'daki hakareti değil. Yani bir görüntü yayınlanırsa bu tür şeyleri yani benim bana hakareti yapan adam devam ediyor. Yani şimdi o konu aslında şöyle Amerika'da özellikle bu sosyal medya alanında yeni düzenleme çalışması kongreye getirildiğinde belirttiğiniz şekilde Twitter yoluyla, Facebook yoluyla vesaire yoluyla kişilerin özel hayatını gizliliğini ihlal eden itibarsızlaştıran etkisizleştiren saygınlıklarını ortadan kaldırıcı her türlü yayına ilişkin bir düzenleme tartışması yaşanırken bunun kişilerin kendi sorumluluk alanına bırakıldığı şeklinde bir düzenleme getirdiler. Şimdi Türkiye'de bu meclise yeni sevk edilen internet medyacılığıyla ilgili yasal düzenlemede belirttiğiniz gibi Türkiye İletişim Başkanlığı'na verilen bir yetki hatta
sosyal medyaya sansür mü geliyor bir kesim de böyle bir eleştiri evet. getiriyor. Ama sizin belirttiğiniz konu hakaret gibi her türlü yıpratıcı, itibarsızlaştırıcı hakaret içeren yayınların önlenmesi konusu. Şimdi bu konu Facebook, Twitter gibi büyük uluslararası şirketler iki Snowden, bu son Amerikan ajanının o yolla dünya kamuoyuna yansıtması ile gündeme tekrar geldi. Ve Snowden'in bazı yazılarının veya bazı açıklamalarının Amerikan gizli devlet yapılanmasını deşifre etme ve Amerikan gizli ilişkilerinin ve faaliyetlerinin açığa çıkması, özellikle Avrupalı liderlerin dinlenmesi açısından bu yasaklanma konusunda Facebook yetkilileri ne ilişkin Amerikan mahkemeleri herhangi bir karar vermedi. Bu soruluyor. Yani bu sadece Türkiye'ye mahsus bir olay değil. Ve ben meclise sevk edilen internet yasasıyla ilgili düzenlemenin maddelerini incelediğimde belirttiğiniz konulara cevap vermiyor. Vermiyor. Yani yeterli değil. Peki bu Avrupa'da nasıl düzenlenmiş bu konu? Bu konuda Almanya'da bir çalışma yürütülüyor. Fransa'da da kesin bilmiyorum ama Fransa'da da çok ciddi bir özel hayat noktasında bir düzenleme yoluna gidiliyor. Fakat bu tabii bahsettiğimiz sosyal medyadaki internet ağı, yani sosyal ağlar Amerika merkezli olduğu için dolayısıyla bu konuya yine Amerika Birleşik Devletleri'nde bir çözüm bulunacağı ve uluslararası bir çözüm bulunacağı kanaatindeyim. Bir de bu şey tabii var. Yani sırf burada yani bunu böyle bırakınca bu sefer manevi değerleri de hakaret artmaya başlıyor. Hani tamam hadi bana hakareti bir yere kadar kabulleniyorsunuz. Ama bu manevi değerleri de oluyor. Yani tabii mesela ekşi sözlük. Ekşi sözlükte her türlü rezalet yazılıyor. Kim yazıyor, nasıl yazıyor, neden yazıyor, niçin yazıyor ve yargıya da başvurulduğu halde ekşi sözlük üzerinde herhangi bir işlem yapılmadı yargısal olarak. Bu 56-51 sayılı kanunla mı şu an düzenlenmiş durumda? Onda da yani mesela site kapatma da zorlaştırılmış durumda galiba şu an. Yani mesela içerik çıkartıyorsunuz, içeriği çıkartmıyorlar. Yani yok siteleri, siteler şu anda çok çabuk kapanıyor. Bir saat içinde kapanıyor. Mesela geçenlerde... Ama yabancılara uygulayamıyorsunuz. Yani yabancı site hakaret etmeye devam ediyor. Yani bunun yani, ama ikili ticaret anlaşmanız var, hukuk anlaşmanız var. Ama internet hukukuna geldiğinde bu bir yerde kalıyor. Mesela Türkiye'de yani internet hukukunda düzenlenen bir mecralar. Mesela işte televizyon diyorsunuz, yani iletişim diyorsunuz. Mesela RTÜK var. RTÜK'e tabisiniz. Mesela biz yayın yaptığımız televizyon RTÜK'e tabi. Bir sürü kuralları var. Hepsine uymak durumundasınız. En ufak bir şeyde bir ceza. İnternet sitesinde, herhangi bir internet sitesinde de Türkiye'deki her şeyi yazabiliyorlar sizde hakkınızda. Siz onu çıkarttığına kadar uğraşın. Ama yani işte bağlı olduğu bir şey, yani bir yapı. İkisi farklı. Mesela şimdi RTÜK uydu sistemiyle Türkiye TürkSat'la ulusal yayın yapan kanallar tamamen Türkiye'deki yayın sahası içerisinde RTÜK yetkisinde olduğu için bunu rahatlıkla yapabiliyor. Ama internet öyle değil. İnternet evrensel, uluslararası. Dolayısıyla sosyal ağlar tamamen Amerika merkezli bir yapı. Dolayısıyla siz Türkiye'de hangi tedbiri alabileceksiniz internet yayıncılığında? Dolayısıyla ama internet yani, medyası... Ama yerli siteler de var bunu yapan. Yani Türkiye'de haber sitelerini düşünün. Bir haberi yazıyorlar. Hadi siz onu oradan çıkarttırmaya çalışın. Çıkartılamıyor canım. Çıkartamıyorsunuz. Dava açıyorsunuz. Dava sürüyor. Bir şey olmuyor. Diyor ki bu haber diyor. Olur mu? Ben mesela ticaret yapıyorsunuz. Şimdi herkes şunu yapıyor. Siz internet bir iş yapıyorsunuz. Bir yere ticaret yapacaksınız. Bir yere tanıştınız. İkinci saniyesinde adam yani cep telefonu alıyor. Arıyor. İsminize bakıyor. Orada bir haber çıkmış. Aleyhte. Hiç alakanız yok. Ve orada kalıyor. Çıkmıyor da şimdi yani. Şimdi bakın bunun temel nedeni ne biliyor musunuz? Biraz önce belirttiğim gibi internet medyasının 15-20 yıllık bir mazisi var. Dolayısıyla internet medyasındaki bu bahsettiğiniz olumsuzluklar yeni gündeme geldiği için bu konuda gerek basın savcılarının
gerek Fikir ve Sanat Eserleri Mahkemesi'nin konuya ilişkin bir birikim ve deneyimi yok. 3, yasal düzenleme son derece sınırlı. Çünkü internet hukuku konusu alanında hukuk camiasında da yeteri kadar o alanına kendini yetiştirmiş kişiler yok. Yani üniversitelerde internet medyası, internet hukuku alanında da yeteri kadar çalışmalar yok. Çünkü yıllardan beri internetle ilgili konu Adli Tıp Kurumu'nun ilgili birimlerince yürütülürdü. Adli Tıp Kurumu'nun. Şimdi buna ilişkin ayrı bir ihtisas kurumu oluşturulması lazım. Bu bizim önerimiz. Yani nasıl ki adli tıp adli suçlara ilişkin delillerle ilgili ihtisas alanlarına sahip birçok kurumda daireden oluşturuluyor. Ama internet medyası için de ayrı bir kurumun oluşturulması lazım. Yani Türkiye şu anda bir kurum var. Türkiye İletişim Başkanlığı diye bir başkanlık var. Başbakanlığa bağlı olan bir kurum var. Bu var ama bu kurum adli tıp kurumu gibi biraz önce belirttiğiniz gibi o haberin haber mi, hakaret mi içerdiği, itibarsızlaştırmak mı istediği veya kişinin ruhsal halini dengesini bozacak mahiyette mi şeklinde bir tespitte bulunacak bir ihtisas kurumu yok. O bakımdan dediğiniz gibi ben de katılıyorum, bunu da zaten pek çok yerde ifade ediyorum. İnternet medyası konusunda başlı başına adli tıp kurumu gibi bir ihtisas kurumunun oluşturulması lazım. Evet, şu da oluyor çünkü siz nasıl bir hakaret oluyor, işte Twitter'dan olsun, evet, hangi sosyal medyada bir şey veya bir gazeteye yorum yazılıyor. Siz bunu şikayet ediyorsunuz. Evet. Aynı yorumu ikinci bir kişi daha yapmış oluyor, dava açıyorsunuz. Bir savcımız buna davayı açıyor, öteki bu hakaret değil diyor. Yani bunun da düzenlenmiyor. Yani hakaretin de ne olduğunu yazmak. İşte çünkü onun için diyorum neye göre hakaret değil. Bana göre hakaret yani. Ben taciz olmuşum. Bir de Nurullah Bey dediniz ya, hani tamam internet medyasının belki mazisi çok eski değil ama sonuç olarak yaşananlar itibariyle artık bunların mutlaka çözülmesi gerekirdi. Tabii. Az önce Kartal Bey'in verdiği örnek mesela. Hakkınızda her yerde haberler çıkıyor. Haklısınız. O konuda bir iftira davası kazanıyorsunuz. Kazandığınız davaya rağmen o haberler devam ediyor. Yani bunlar çok bir acı şeyler yaşayınca. Bir de o davada haber oluyor ya. Evet. O haber oluyor. Onun içinde yine o içerik var. Var işte onun için. Kazandığınız davada o içerik yine haber olarak ortaya çıkıyor. İşte onun için ben onun için ileri sürüyorum. Yani mesela savcılık dediniz. Birisinin hakaret gördüğünü diğeri görmüyor. İşte ihtisaslaşma. Yani bugün savcılar, hakimler ağırlıklı olarak hukuk hakimi, ticaret hakimi, aile hakimi, iş hakimi, çocuk hakimi şeklinde bir ihtisaslaşma var. İşte internet medyası konusunda özel bir mahkemenin kurulması lazım. Yani şu anda Fikir ve Sanat Fikri Haklar Mahkemesi var. Fakat fikri haklar fikir ve sanat eserleriyle ilgili ama internet medyası ile ilgili başlı başına bir ihtisas mahkemesinin kurulması lazım. Ve bu konuda da savcılık, ayrı bir savcılık kurumu oluşturulması lazım. Veya mevcut savcıların içerisinden birisi bu alanda ihtisas olması lazım. Ve bunun da emniyet teşkilatında da benzeri bir birim oluşturulması lazım. Tabii paralel yürümesi, paralel yürümesi lazım. Yani emniyette bir birim olacak, savcılıkta bir birim olacak, ayrı bir mahkeme olacak. Ama tekrarlıyorum, adli tıp kurumu gibi bir internet medyası kurumunu oluşturmak lazım. Dolayısıyla bilirkişi incelemesi veya delil incelemesini internet medya kurumu yaptığında dediğiniz gibi birinin hakaret, birisinin hakaret değildir konusunda kökten çözülmüş olur. Çünkü neyin hakaret, neyin hakaret olmadığını veya hangi yazı stilinin veya hangi internet medyasında veriliş biçiminin suç teşkil etmediğini düzenlemek gerekir. Ceza kanununda bu konuda yeteri kadar düzenleme yok. Dolayısıyla internet suçlarıyla ilgili çalışmalar yürütülüyor. Fakat dediğiniz gibi netleşmiş bir şey yok. Yani Türkiye'nin çok ciddi bir eksikliği. Aslında bu dediğiniz gerekir. Manevi değerlere hakaret konusunda da çok zor yol alınıyor, öyle değil mi? Yani, tabii orada ben şekilde. Mesela bir insanın annesine, babasına, kendisine hakaret edildiğinde nasıl tepki verir?
Allah'ımıza, peygamberimize aynı şekilde, Kur'an'ımıza mesela, kutsal değerlerimize, mukaddes değerlerimize çok ciddi hakaretler olabiliyor şeyde, sosyal medyada rastlıyoruz. Bu konuda bir başarı elde edebilmek çok da kolay değil, değil mi? Hem de yok, değil, müthiş bir tepkiye evet, sebep oluyor. Mesela hele o şeyi yapan kişi bir sanatçı veya bir fikir adamı evet. Şeyse, hakaret çok net hakaret yok, fikir özgürlüğü. O fikrini yayınladı, söyledi. Sanatçılar, işte bilim insanları, politikacı fikrini söyleyemez gibi bir şey oluyor. Ama bu kanunda da net aslında. Yani ceza kanunu da açık, çok, manevi çok değerlere yönelik ceza maddesi var. Şimdi o dediğiniz işte biraz önce üzerinde hassasiyetle durmak istediğim konu. Yani Türkiye'de bir seçkinler, dokunulmazlar sınıfı var ki bunlar her türlü hakaret, iftira, her şeyi yapacak, bir şey olmayacak. Mesela bir sanatçı dinle alay edecek, cinsellik içerikli dini değerleri yorumlayacak, irdeleyecek. Ama sanatçı olduğu için efendim, sanatçı. Dava açılırsa hemen olay çıkıyor basında. Olay çıkıyor. Yani niye dava açıldı? Veya bir siyasetçi söylediğinde efendim o siyasetçi her şeyi söyler. Veya bir akademisyen söylediğinde efendim o bilim adamı, akademisyen söyler. Şimdi böyle bir mantık bir hukuk devletinde, bir sosyal hukuk devletinde olmaz. Olamaz. En azından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ile birlikte kişinin maddi ve manevi varlığını korumaya ilişkin insani değerler sözleşmesine aykırı bir, bunu biz bir tarafa bırakalım, insan olarak farklılıkların bir arada yaşadığı ortamı ne yapmış oluyoruz? Alt üst etmiş oluyoruz. Yani kaosa kendimiz destek vermiş oluyoruz. Dediğiniz gibi eğer hakaretler cezasız kalıyorsa, iftiralar cezasız kalıyorsa, o zaman herkesin inancı bir diğerine hakaret etmeyi gerektirir ki bunun sonu kaostur. Burada da aslında konunun başına geldiğimiz o tahammülsüzlük ve sevgisizliğe çıkıyor. Aynı yere çıkıyor. Yani siz sevgi, şefkat, yani biraz Allah korkusu, yani sonuçta karşınızdaki bir insan ve onun değer verdiği bir inancı. Yani ona sen niye hakaret ediyorsun? Yani fikrini söyle. Yani fikir söylemekte bir şey yok. Gayet zaten mi? Fikirler güzel, insanları da geliştiriyor, toplumu da geliştiriyor. Yani karşı fikir, bazen çünkü karşı fikir dediğiniz kişi aslında sizden daha iyi düşünmüş olabiliyor. Siz onu düşünüyorsunuz, doğru diyorsunuz. Kendi düşüncenizle birleştiriyorsunuz. Bir adım daha ileri gidiyorsunuz. Yani muhalefetin güzelliği de burada aslında. Tabii mesela tarihimizde iki uç yazarlar birbirleri hakkında hep öyle demişlerdir. Yani yakın tarihimizdeki birçok yazarımız birisi sağda, birisi aşırı solda. Ama birbirlerine zıt fikirleri savunmalarına rağmen bir araya gelip beraber yemek yiyorlar. Diyorlar ki benim varlığım senden, senin varlığın benimle var. Değil mi? Tabii. Yani o bakımdan dediğin gibi, yani fikirler ne kadar farklı olursa doğrunun bulunması, güzelliğin bulunması, sevginin ve mutluluğun bulunması o derece anlam kazanır. Yani insanlar mutsuz mu edeceğiz, mutlu mu edeceğiz? Peki mutluluğa giden yolun döşenen taşları ne? Mutluluğa giden yolu temelinde sevgi yatıyor. Tabii ki, hoşgörü yatıyor. Evet. Tolerans yatıyor. Ya karşı görüş düşman değil karşı yani. Görüş. O karşı evet, görüş. Evet, başka farklı bir parti, farklı bir görüş dediğiniz gibi. İkinci bir görüş, üçüncü bir görüş. Bu düşman değil, o da bir insan, sen de bir insansın. Evet. Oturup çizip doğruyu bulursun. Çok kolay bir şey aslında. Evet. Ama bu tabii şöyle oluyor. İnsanda bir ben kavramı olduğu için benim dediğim olacak. Ben güçlü çıkacağım, ben üstün çıkacağım. Halbuki bir kişi alttan aldığı zaman yaşıyor. Biri daha affedici olur, daha alttan alır, tolere eder. Bu şekilde kavgalar da şimdi bakın biter kalmadı. Gurur, kibir. Alttan almak gurursuzluk değil yani. Ha, gurur, kibir, benlik, ego. Bunlar insanda var olan, yaratılışında da var olan nefsin beslendiği menba. Nefsin terbiyesi dediğimiz olay nedir? Bunları etkisizleştirme. Gururu, kibiri, evet, benliği kırma. Etkisizleştirme. Şimdi günümüzdeki tartışmalar neye dayanıyor? Bunlara dayanıyor. Bunlar da neyi getiriyor? Gurur, kibir, benlik neyi getiriyor? Kini, öfkeyi, nefreti getiriyor. Bakın birbirlerini tetikliyor bunlar. Ama onun yerine biz sevginin, hoşgörünün,
bahçesini oluşturduğumuzda bunlar etkisini olacaktır, olmayacaktır. Bizim Türkiye'mizde oluşturmak, hatta Türkiye ile dünyada oluşturmamız gereken temel nokta bu diye düşünüyorum. Nurullah Bey, siz hukukçuluğunuzun yanı sıra tabii iletişim konusunda uzmansınız, evet. Aynı zamanda profesörlüğünüz var. Bu bahsettiğiniz konuda da işte sevgi dedik, kamplaşmalar, bunların ayrışmalar, bunların önüne geçmek için iletişim çok önemli. Yani daha konuşmaya dahi yanaşmıyor insanlar. Ben Einstein'ın meşhur bir sözü var, çok sık kullanıyorum ve çok düşündüğüm bir sözüdür, bilirsiniz. Ön yargıları parçalamak, atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zordur. Evet. Yani baştan peşin hükümle yaklaşmak, halbuki bir tanı, bir konuş, bir fikrini öğren. Evet. Belki tamam, tamamına katılmayabilirsin ama belli noktalarda hoşuna gidecek şeyler olabilir. Alabilirsin, mantıklı bulduğun yönler olacak. Belki hiç kabul etmeyeceksin, tamamen mantıksız gelecek. Ama bunu tanımadan, konuşmadan, iletişime geçmeden bilemezsin. Maalesef bu ön yargı dediğimiz şey gittikçe azalmakla birlikte toplumumuzda yoğun olarak birçok alanda kendini gösteriyor. Tabii şimdi iletişim, ilet. Neyi ilet? Bir bakışı ilet, düşünceyi ilet, niyetini ilet, yapmak istediklerini ilet. İlet ama karşıdan onun nasıl algılandığı ve geriye dönüşü nasıl olacak? Yani kişiler arası iletişimde en önemli temel konu, biraz önce ön yargı kavramını kullandınız, karşındakini olduğu gibi kabul etmek. Yani bugün zaten insanın temel sorunu karşıt cins, mesela son zamanlardaki kadın cinayetleri, kadına şiddet olayları gittikçe oranlar artıyor. İki, sokak çocuklarına yönelik uygulamalar. Üç, ekonomik düzeyleri farklı olan kesimlerin birbirlerine bakışlarındaki iletişim kopukluğu. 4. Hiyerarşik olarak üst düzey ile alt düzey arasındaki amir memur iletişim biçimi. İdeolojik bakış. Bu insani ilişkiler. Ama bütün bunları dediğiniz gibi ne belirliyor? İnanç ve ideoloji belirliyor. Evet. Şimdi biz ideolojiler çağını geride bıraktık aydınlar. İdeolojiler çağı 19. yüzyılda kaldı. Doğru. İzimlerin hakim oldu. İzimlerin bitti. 19-20. yüzyıl. Doğru. 21. yüzyıl bilgi çağı. İletişim çağı, bilgi ve iletişim. Son yüzyılda teknolojik buluşmalar, teknolojik buluşlar insanlık tarihinin toplamından daha fazla. Son yüzyılda bulunanlar. Dolayısıyla teknoloji insanoğluna yaşamda kolaylıklar getirmiş durumda. Teknoloji. Yani bugün çamaşır makinesi, buzdolabı bugün herkesin konusu. Artık televizyon herkesin şeyi. Oysa 40 yıl, 50 yıl önce televizyon nerede? Bir radyo istasyonu, radyo vardı. Bugün cep telefonu hemen hemen herkesin elinde. Dediğiniz gibi sosyal medya, internet ağı. Şimdi bütün bunlar tabii insanoğlunun kendisinde var olan o Allah'ın yarattırken kendi ruhundan verdiği o cevheri biz ne yapıyoruz? Bütün canlı varlıkların Allah'ın yarattığı varlıklar olmanın ötesinde ben ve öteki kavramıyla şekilleniyoruz. Yani ötekileştirme olgusunu biz önce kendi iç dünyamızda yapıyoruz. Dikkat edin, çoğu insanlar toplumda çok yoğun, kendi kendisiyle barışık değil. Kendi kendisiyle barışık değil. Kendi eşiyle barışık değil. Kendi çocuğuyla barışık değil. Kendi iş yerindeki arkadaşıyla barışık değil. Şimdi böyle bir algı neye dayanıyor diye sorduğumuzda o benlik karşıdaki insanla iletişim köprülerini ortadan kaldırıyor. O zaman buna dediğimiz gibi siyasi düşünce farklılığı, ideolojik farklılık, dinsel farklılık, etnik kimlik farklılığı, mezhepsel farklılık gibi faktörler de bir araya gelince, bunlar da tetikleyici olunca bu sefer dediğiniz gibi iletişimsizlik almış başını gidiyor. O zaman şunu söyleyebiliriz. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı olmaksızın herkesin birinci sınıf vatandaşı olduğu bir toplum özleminde iz ve bu özlem, evet, içerisinde mutlaka ortak paydalarda insanlar bir araya gelebilir. Tabii herkesin bu dünya, yani bu dünyada şunu da unutmamak lazım. İnsanlara şunu vermek lazım. İnsanlar ölümsüz değil. İnsanlar dünyada yaşadıkları sürecin sınırlı
belli bir sürede olduğu bilincini verirsek Aylin Hanım, benim vardığım önemli noktalardan biri bu. Yani yaşamın belli bir süreye ait olduğu kişi bilirse ne mal hırsı, ne insanlara eziyet çektirme hırsı, doğru bir söylediniz, ne insanları ötekileştirme hırsı olmaz. Evet. Ölümlü varlık olduğu bilinci insanoğlunda ne yazık ki bu teknolojik gelişmeyle birlikte ortadan kalktı. İnsanlar zannediyor ki ben yaptığım yanıma kar kalacak ve ben her şeye sahip olacağım. Olacaksın ama nereye kadar? Çok doğru. İşte o nereye kadar sorusunu aslında herkese vermekte yarar var diye düşünüyorum. Şimdi adil yargı, yani adalet kavramı, Aylin Hanım, aslında adalet bugün Türkiye'de sadece yargı, yargılanma anlamında kullanılıyor adalet. Oysa adalet evde eşler arasında, anne babanın çocuklar arasında, arkadaşların arkadaşlık ilişkilerinde, iş yerinde çalışanların arasında. Adalet, hak ve adalet kavramı insan yaşamının her alanında olması gereken bir kavram, düşünmemiz gereken bir kavram. Ama biz bugün adaleti sadece yargıya, yargısal sürece bırakmışız. Doğru. Onun dışında birbirimize adaletle davranmıyoruz, haklarımızı ihlal ediyoruz. Oysa hak ve adalet, konuştuğumuz konular aslında hak ve adaletin şeyleri, yansımaları, serpilmiş yansımaları. Yansımaları. Doğru, tabii. Bu şeyi merak ediyorum. Zaten siz de söylediniz, bu internetin kontrolü ve denetlenmesinin evet, gerektiği. Peki yani siz aynı zamanda öğretim üyesi olduğunuz için bu alanda yani eğitim sistemini bilmiyorum tabii üniversitedeki şu anda. Hani bu internet hukukuna yönelik bir eğitim oluyor mu? Yoksa hani hukukta böyle bir branşlaşma oldu mu şu an? Çünkü sizin yetiştireceğiniz nesiller anca 4 yıl sonra bu konuda, 5 yıl sonra uzmanlaşıp bir gerçek kadro olabilecek. Yani şu anki hakimlerimiz olsun, savcılarımız olsun, yani hızlandırılmış kurslarla bilinçlendirilebilir ama asıl yani bunu kökten, sıfırdan başlayarak yapmak lazım. Yani şu bunu, an yok, böyle bir faaliyet var mı Türkiye'de? Şimdi tabii faaliyet var. Şöyle var. Şimdi internet hukuku bazı hukuk fakültelerinde ders olarak var. Seçimlik ders olarak var. Ama bu konuda herhangi bir bilimsel araştırmalar, anketler, araştırmalar şeklinde yapılıyor. Yüksek lisans ve doktora tezlerinde de bu konular işleniyor. Fakat henüz yeni olduğu için somut, net bir profil ortaya çıkamıyor, çıkarılamıyor. Şimdi hakim ve savcıların, yani Adalet Akademisi, hakim ve savcıları yetiştiren Adalet Akademisi'nde bu yok. Birçok üniversitelerde teknoloji üniversiteleri kuruldu. Teknoloji üniversitelerinde mesela teknoloji ve hukuk, özellikle internet bağlamında, çünkü teknolojinin bugün artık internet pazarlamadan satışa, her alanda internet artık ekonominin olmazsa olmaz bir ana öbeği haline gelmiş durumda. Fakat dediğiniz gibi bunun hukuksal düzenlemesi henüz netleşmiş bir şey değil. Dolayısıyla eğitim de söz konusu değil. Ama ben tahmin ediyorum bu konuda birçok arkadaş çalışmalar yürütüyorlar. Önümüzdeki günlerde bu Türkiye'nin bu kaotik ortamı içerisinde dediğiniz konu ikinci plana itilmiş durumda. Çünkü Türkiye'de şu anda darbeler tartışılıyor, işte yolsuzluklar tartışılıyor, siyasi çekişmeler, yerel seçimler gibi. Evet. Çok farklı. Türkiye'nin gündemi daha farklı bir. Ama bu da çok önemli bir konu. Yani hani gündem önemlinin önemlisi. Yani sistemi şöyle yürümemesi lazım. Toplumu ilgilendiriyor, internet medyası toplumu ilgilendiriyor, insan sağlığını ilgilendiriyor. O kadar ilgilendiriyor ki bakın internet medyasının hastalıkları diye bir araştırma yapılmış İngiltere'de. Birçok hastalıklara yol açıyor. Hatta üniversiteye hazırlanan birçok genç kız internette kalp krizinden ölmüştü, biliyorsunuz kamuoyuna da yansımıştı. Ama internet medyasının, yani bilgisayar bağımlılığının Sibet Hodrink denilen bir hastalık. Yani bilgisayar hastalığı, bilgisayar tutkunluğu. İşte dediğiniz gibi sosyal medyayla iç içe sabahtan akşama kadar onu oynuyor. Veya iş yerinde işini yeteri kadar yapmıyor. İş yerinde çalışan insan bilgisayarda oyun oynuyor. Hatta bazı kurumlar bazı oyunların ulaşımını da engelliyorlar.
bazı kurumlar diğer kurumların haklarını sınırlandırıyorlar. Evet. Bu gibi şeyler oluyor. Ama bunun hukuksal düzenlemesine gelince dediğiniz gibi henüz bir şey yok. Evet, son olarak gündemle ilgili ne gibi mesajlar verebiliriz? Yine yatıştırıcı, yine uzlaştırıcı. Maalesef gündem yine artan bir tansiyonun gittikçe arttığını görüyoruz. Evet. Hem normal medyada, televizyonlarda, sosyal medyada bunu çok yoğun olarak görüyoruz. Gittikçe tansiyon artışı söz konusu. Ama bir yandan da konuşmamızın başında da söylemiştik. Türkiye'nin milli menfaatleri söz konusu. Evet. Son sorumuz bu olsun. Ne gibi mesajlar vermek istersiniz bu konuda? Tabii ben birinci derece hukuk camiasına, yani meslektaşlarıma mesajım var. O da lütfen ama lütfen bütün hukukçular ideolojik kimliklerini, etnik kimliklerini, dini kimliklerini, mezhepsel kimliklerini bir tarafa bırakarak sadece hukuk, evrensel hukuk değerleri, uluslararası hukuk sözleşmeleri bağlamında insan hak ve özgürlüklerini savunsunlar, savunmaları gerekir. İkincisi akademisyenlere, yine diğer meslektaşlarımıza, akademisyenler ne yazık ki bugün Türkiye'de 120'ye yakın üniversitemiz olmasına rağmen, 100 bine çıkan akademisyenimiz olmasına rağmen maalesef akademisyenlerimiz bir bilim adamı, bir aydın olarak toplumda çatışmayı değil birleştirmeyi, ayrışmayı değil kaynaşmayı, ateşi değil söndürmeyi esas almaları gerekir. Şu görüş, bu görüşün yandaşlığını yapmak bir bilim adamına yakışmaz. Ben özellikle bilim adamı toplumu aydınlatan kişidir. Eğiten, fikir ve düşünceleriyle, önerileriyle toplumu aydınlatan kişidir. Dolayısıyla Türkiye'de ateş yüksektir, çatışma yüksektir. Herkesin yüzlerinde gülümseme, kalplerinde ve beyinlerinde yumuşama, dillerinde sevgi sözcüğüyle bu çatışma ortamı yerine huzur ortamına doğru el birliğiyle hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. İnşallah temennimiz bu yönde olsun. Allah dua kabul etsin bu konuşmalarımızda. Çok inşallah. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür güzel ediyorum. Güzel mesajlarınız için, katkılarınız için. Efendim, arkadaşım Kartal İş'le birlikte sunduğumuz bir adil yargı programının sonuna geldik. Bir dahaki hafta tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyoruz.